Merhabalar, hoş geldiniz standımıza. Hulu Autofekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdusamet Güzel ben. Bildiğiniz gibi Hulu Autofekleri Kooperatifi Türkiye'deki silah üreticiler içerisinde ilk numaralardan bir tanesi. Bu sektörde ilklerdeniz, ilk imalata başlayan, bu sektöre lokomotiflik yapan bir firmayız. Bu yıl 2018 IVA Outdoor Fuarındayız. Fuarımız çok güzel geçiyor. Fuara getirdiğimiz yeni ürünlerimiz var. Özellikle Türkiye'de satışına çıkardığımız ama uluslararası bir arenada tanıtım fırsatını yeni bulduğumuz ürünlerimiz var. Bu ürünlerin basında da Renova geliyor. Yarı otomatik kinetik sistem bir model. Türkiye'de talebine zor karşılık verdiğimiz, yani istediğimiz seviyelerde imalatını gerçekleştirdiğimiz fakat talebin çok fazla olması sebebiyle bazı tesliminde zorlandığımız bir ürün. Çok sevildi, çok tutulan bir ürün oldu. Bu ürünümüzü şu anda Almanya IVA'da sergilemekteyiz. Bunun yanında ilk olarak getirdiğimiz Yivli tüfeğimiz de burada sergileniyor, Ovis markalı. Bu tüfekle ilgili gerekli bütün resmi kanallardaki işlerimizi bitirdik. Bütün prosesler bitti, izinlerimizi aldık. Şu anda test aşamalarını da bitirmiş durumdayız ve artık seri imalata hazırlamak için altyapımızı müsait duruma getirmek üzere çalışmaktayız. Bunun haricinde tabii yıllardır ürettiğimiz farklı ürünlerimiz var. Çift depoze, yarı otomatik, çifte kırma, tek kırma, pompalı gibi. Bu modellerimizi de burada sergilemeye devam ediyoruz. Bu yıl bizim IVA'daki 20. yılımız. Hakikaten çok uzun süredir bu fuara katılım sağlıyoruz. İlk olarak 1998 yılında kooperatifin bu fuara katıldığını biliyoruz. Tabii biz o zamanlar daha kooperatifte bile çalışmıyor pozisyondaydık. Daha küçük yaşlardaydık. Ama bunun da bir yandan haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü 20 yıldır bu fuara katılıyor olmak, 20 yıldır ihracat yapıyor olmak basit bir şey değil. Sadece büyük firmaların başarabileceği bir şey. Tabii bu 20 yıl süre zarfında her yıl kendimizi geliştirdik. Her yıl üstüne biraz daha koyarak müşterilerimize daha güzel ürünler vermek için çalıştık, çabaladık. Hala da bu çalışmalarımıza son sürat şekilde devam ediyoruz. Fuar gayet güzel geçiyor. İlk gün olmasına rağmen çok yoğun bir toplantı programımız var. İnşallah diğer günlerde o şekilde planlanmış toplantılarımız var. Her şey güzel geçiyor. Sizlere de bu vesileyle geldiğiniz ve bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Ertuğrul Saydamoğlu. Atarms Satış ve Pazarlama Yöneticisiyim. Bu sene IVA Fuarı'nda her sene olduğu gibi birçok yeniliğe imza atıyoruz. Bunlardan tabii ki bir tanesi standımız. Bu sene çok daha farklı bir stand tasarımımız var. Özellikle bu stand tasarımımızda çok daha ferah geçen yıllara göre bir ortam yaratmaya çalıştık ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten çok beğenildi. Özellikle hem ürünlerin görsel olarak sergilendiği bölümler hem de oturma alanları çok özenle ve ferah bir şekilde dizayn ettik, tasarladık. Bu da gerçekten ziyaretçilerimiz tarafından çok beğenildi. Bundan da biz çok büyük mutluluk duyduk. Ayrıca Atarms olarak bu sene farklı bir konseptimiz var. Üç jenerasyonu birleştiren, yani dede, baba, oğul jenerasyonlarını birleştiren farklı ürün seçeneklerimiz olduğu için bu sene bunu biraz ön plana çıkarmak istedik. Gerek sosyal medyada, gerek katalogda, gerekse fuarımızda buna ürünlerimizde atıfta bulunmak istedik. Ve bu şekilde bir yol izledik. Bunun dışında tabii özellikle bizim ürün grubumuzda Yivli av tüfeğimiz tabii her fuarda olduğu gibi bu fuarda da bizim gözde ürünlerimizden bir tanesi. Şu anda bildiğiniz gibi makine kimyada satışa sunulmuş vaziyette ve gerçekten çok iyi satış rakamlarına şimdiden ulaşmış durumda. Hatta şöyle diyebiliriz, Türkiye'deki Yivli satışlarının, yıllık Yivli satışlarını biz sadece birkaç haftada, birkaç ayda hatta yakalamış durumdayız. Ve artarak da devam ediyor şu anda. Dolayısıyla çok memnunuz. Ancak tabii yurt dışı pazarlarda da bu fuarda özellikle Avrupalı ve dünyanın birçok ülkesindeki pazarlara da sunma olanağını bulduk. Şu anda da anlaşmalarımızı bu şekilde yapmış durumdayız.
ve çok yakın zamanda da dünya pazarlarında. Bizim Türkiye'nin ilk Bolt Action Yivli tüfeği, Yivli Av tüfeğini sergileme imkanı bulacağız, satışın imkanını bulacağız. Bunun dışında bizim özellikle bu sene Yivli 12 çap tüfeklerimizle hem Shot Show fuarında Amerika'daki hem de bu fuarda fuarda en çok ilgi gören ürünler oldu. Tabii bu ürün grubu da bizim bu sene başladığımız bir ürün grubu. Gene Yivli 12 çap av tüfeklerimiz. Bunların da satışı özellikle dünyanın belli pazarlarında oldukça rağbet gören ürünler. Tabii şarjörlü tüfeğimiz bizim bu sene çok ilgi görüyor. Onun da artık testleri bitme aşamasına geldi. Çok yakın zamanda onun da seri üretimi başlayacak ve satışları başlayacak. Tabii bunun dışında havalı grubumuz var. PCP havalı grubunda da çok iyi görüşmeler, çok olumlu toplantılar yaptık bu fuarda. Bunlarla ilgili de önemli gelişmeler olacak yakında. Zaten hali hazırda başlayan bir takım anlaşmalarımız var. Onun dışında da yakın zamanda bunu seri üretimine başlayacağız. Burada sergilediğimiz prototipler çok büyük ilgi gördü. Stunt'ın en çok ilgi gören ürünlerinden oldu diyebiliriz. Bunun dışında bizim diğer modellerimizde de farklı gövde seçenekleri, farklı kaplama seçenekleri, farklı renk seçeneklerini sunuyoruz. IWA fuarı tabii Almanya'da düzenlenen bu fuar sektörün en büyük fuarı, Shot Show'la beraber en büyük fuarı. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından distribütörlerle ve ithalatçılarla ve iş adamlarıyla buluşup onlarla toplantılar yapma imkanı buluyoruz. Oldukça kalabalık, yoğun geçen bir fuar. IWA fuarı her sene alan olarak, metrekare olarak büyüyen bir fuar. Her sene hol sayısı artan bir fuar. Dolayısıyla bu aslında sektörün ne kadar genişlediğini, ne kadar büyüdüğünü, her ne kadar zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da gösteren bir faktör diye düşünüyorum. Her sene hol sayısı, yeni hollerin açılması, farklı katılımcıların eklenmesi, özellikle Türkiye'den katılımcılar da her sene sayısı bildiğimiz kadarıyla artmakta. Dolayısıyla bu da ne kadar önemli bir fuar olduğunu bu sektör için bize gösteriyor. Murat Can Polat, Kral Silah'ta kalite ve üretimden sorumluyum. Kral Arms, entegre bir firma olarak faaliyet göstermekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı şekilde. Yani üretimimiz sürekli hızlanıyor. Yeni modeller, geliştirmeler. İnşallah daha da iyi gideceğiz. Yani bu açıdan Kral Arms olarak burada olmaktan da memnunuz. Evet, 2018'de yeni ürünümüz bayağı var, oldukça fazla. Hem shotgun hem air'de çok model çıkarttık. Elektronik dediğimiz yeni bir PCP'miz var. Space denen yeni modelimiz var. Tamamen kompakt. Yani PCP saymakla bitmez. Takriben bir 10-12 tane yakın yeni modelimiz var PCP grubunda. Shotgun grubunda Hose'de 2, otomatikte 4, şarjörlü grubunda yeterince fazla. Yani 5-6 tane yeni modelimiz var. Çalışıyoruz. İnşallah daha da iyilerini yapacağız. Daha da güzellerini yapacağız. Elektrikli PCP'miz şu anda yabancı ülkeler, Türkiye'de yok diyebiliyorum. Atış stabil, sürekli aynı atış, tetik hassasiyeti, grupman mükemmelliği diyelim. Diğerlerine göre daha uzun, hava sarfiyeti daha az. Bundan sebep daha fazla atış sayısı var. Tuzcan'a inanıyoruz. Yurt dışındaki firmaların çoğunda var. Biz de neden olmasın dedik, yaptık. Bu sene insanlar biraz daha bilinçli. Ne alacaklarını bilerek geliyorlar. Diğer firmalar hepsi yeni ürünleri yapmışlar. Yani gittikçe dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sonuçta bizim de dünyadan eksiğimiz yok. Yani Türkiye olarak çoğu firmadan iyiyiz diyebiliriz. Öncelikle Yaban TV olarak standa geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim size de ayrıca. Biz Konya Beyşehir Üzümlü Kasabası'nda Eşrefoğlu Silah Sanayi diyerek bir firmayız. Firmanın kurucularından. Artı bu Armet markamıza da yurt dışı ihracatını yapıyoruz. Yurt dışında üretmiş olduğun Armet markasıyla da
iş piyasanın haricinde yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu fuara da 2 yıldır katılıyoruz. İstanbul Fuarası ile katılıyoruz ve bunun devamında geleceğini istiyoruz ve arzuluyoruz. Geçen yıla nazaran biraz daha iyi. Müşterilerimiz geliyor, toplantılarımız devam ediyor. Aynı zamanda ihracatçı arkadaşımız İlker Bey var. İlker Bey ile sürekli toplantı halinde. Gelen müşteriler ilgileniyor. Şimdi gene şey olarak armut markamız olarak genelde pompalı yapıyoruz, otomatik yapıyoruz. Ayrıca yeni ürünümüz var, Bullpop dediğimiz ve buna da talep var, istek var. Daha iyilerini, daha yenilerini yapıp her yıl farklı bir şeyle, farklı ürüne çıkmayı düşünüyoruz. Biraz daha kısa olması, biraz daha böyle askeri tip silaha benzemesi, biraz daha dikkat çekici yani bu şey olarak yani. Bütün arkadaşlara da, bütün sektöre de başarılar diliyorum. Merhaba, ben Aktaş Makine Silah Sanayi'nden Ömer Aktaş. Firmadaki görevim operasyon müdürlüğü, genel işleyişten sorumluyum, genel takipten. Firmamız yaklaşık 100 çalışanıyla sektörün önemli firmaları arasında. 1948 yılında rahmetli Ömer Aktaş'ın yaptığı tek tüfekle başlayan serüvenimiz 2018 yılında yaklaşık 40 çeşit ürünle devam etmekte. Şu anda Türk avcılarının yanı sıra dünya genelinde de birçok avcı tarafından bilinen ürünlerimiz var. Biz müşteri odaklı bir firmayız. Her zaman avcının yanındayız. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl fuara son çıkardığımız çift sistem dediğimiz hibrit yarı otomatiği de getirdik. Çok şükür ilgi var. Bu sistem hem gazlı, gaz operasyonlu yarı otomatik hem de kinetik sistemli yarı otomatikleri bir araya getiren bir sistem. En üstün özelliği çok daha az tepmesi ve en küçük gramajlı fişekten en büyük gramajlı fişeye kadar sorusuz çalıştırması. İlginin iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, İVA'ya 2008 yılından beri katılıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıla göre çok daha hareketli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sektörümüz adına hayırlı olur. Zira İVA av tüfeği ve genel olarak silahlar için dünyadaki en önemli, en kıymetli fuardır. Çelik Silah Sanayi'den Sadık Çelik. Bu Beyşehir Konya'dan geliyoruz. Almanya İVA Fuarı için geldik. Ve komandonun standında yerimiz. Bu fuardan gayet başarılı geçtiğini umuyor ve gayet de güzel gidiyor. Pompalı av tüfeği, otomatik av tüfeği, süper pozo olarak taktikal ağırlıklı tüfeklerle fuara katıldık. Şu anda otomatik olarak ürünümüz var. Ön plana çıkaracağımız ürünümüz otomatik av tüfekleri. Özellikleri gazlı yarı otomatik ve 24 gram ve 50 gramla çalışan çerçevesinde en güzel olan tüfektir. Onunla inşallah umutluyuz. Daha da fazla şey başaracağımızı bekliyoruz. Dün ve bugün gayet hareketli geçiyor. Gayet de güzel. Önceki yıllara göre kıyaslarsak güzel gidiyor. Size de ayrıca teşekkür ederim Yaban TV olarak. Firmamız hem ithalat, yurt dışından çeşitli ürünleri ithal eden hem de Türkiye'de ürettirdiği ürünleri, çeşitli firmalarla ortaklığıyla üretir ürünleri yurt dışına ihraç eden bir firma. İVA'da standımızda burada görüyorsunuz ağırlıklı Türkiye'de üretilen ürünlerimiz var. İhracat müşterilerimizle burada buluşuyoruz. Başarılı bir fuar geçiyor. Gayet iyi başladı ilk iki gün. Umarım böyle devam eder. Tüfek üretiminde yoğun çalıştığımız 5 firma var. Ayrıca fişek ve fişek komponent dediğimiz şey oluşturan parçalarla ilgili çalışmalarımız var. Burada 4-5 ayrı firmanın ürünleri var şu anda burada standımızda bizim için ürettikleri. Çok uzun zamandır stand açıyoruz. Yaklaşık 10 yılı buldu.
standımız. İVA sürekli büyüyor bu arada. Son 3 yıldır bu standdayız. Yeni holler açıldıkça yerimiz değişiyor. 3 yıldır bu holde, bu standda yer alıyoruz. Hareketlilik şöyle iyi genel olarak baktığımızda, çünkü çok büyük, siz de gezdiğiniz birçok hol var. O yüzden ortada çok kalabalık gözükmeyebiliyor. Tam ben gezemediğim için yoğunluktan 10-11 hol olduğunu düşünüyorum. O yüzden gelen insan sayısı dağılıyor. Fakat Almanya böyle biraz vize sıkıntıları nedeniyle Orta Doğu ülkelerinden falan biraz ziyaretçi azaldı. Bu negatif tarafı. Biliyorsunuz Almanya bu vize ve diğer konularda çok katı kuralları olan bir şey. Ve perakendeciler alınmıyor buraya. Yani tüfek, av malzemeleri, merakları alınmıyor. Mutlaka sektör profesyonelleri geliyor. Bu bir strateji yani, ama müşterilerimize buluştuğumuz bir yer, olmamız gereken bir yer her sene. İsmim Nevzat Demirel. Daha önce Bora Silah Sanayi'nin sahibiydim. Şimdi Bora Silah Sanayi olarak firmamızın bir değişiklik yaptık. Bora Silah olarak daha önce firmamızın bir 15 yıllık bir geçmişimiz var. Şimdi Bora Silah Sanayi olarak biz şarjörlü tüfeğin ilklerindeniz. Yeni bir dünya vizyonunda bir yeni şeyler kattık. İnşallah Türkiye'nin vizyonunu artıracak yeni bir yenilikler yaptık. Bu yenilik, yapmış olduğumuz yeniliklerle hem dünyaya ve hem Türkiye'ye büyük bir öncülük yapmaya çalışıyoruz. Firmamız eskidir. Biz de eski bir tüfekçiyiz. Bu tüfekleri yaparak yeni bir vizyonlar katmak istiyoruz yani. Bu sene biz ağırlıklı şarjörlü tüfeklerimiz var. Bullpup'umuz var. Bu Bullpup'larda yeni bir model olarak, o da şarjörlü tüfeğimiz. Şarjörlü tüfeğin başka bir versiyon olarak kabul edelim. Otomatik pompalı. Ondan sonra bu şarjörlü tüfek, ağırlıklı şarjörlü tüfek yapmaktayız. Yeni ürün Bullpup'umuz var. Özellikleri kısa olmasından dolayı, taşınabilirliği kolay olmasından dolayı ve de biraz daha böyle insanların eline aldığı zaman kısa olmasına ve taşınırlığı kolay olması için yaptığımız bir üründür. Bir de yeni yaptığımız ürün olarak da BR99S modelimiz var. Namlunun üzerinden piston sistemi çalışan bir tüfeğimiz var. İVA'ya ben 5 senedir katılıyoruz. 2018 tabii biraz daha katılımlar, kalitenin artıldığı, sektörün daha biraz tanıtıldığı bir şey oldu. Daha önce fazla bir firma yoktu. Şimdi 80 tane Türkiye'den firmanın olduğunu duyuyoruz. Bu da bir büyük bir Türkiye açısından ve Amerika açısından büyük bir gelişim olduğuna inanıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim ismim Erol Kurt. İstanbul Silah Sanayi sahibiyim. Hoş geldiniz diyorum. İstanbul Silah Sanayi 2013 yılında kurulmuş olan bir firma. Ve bu 2005'ten itibaren biz Brunswick ve Winchester'a çalışan bir firmayız. Ama biz kendi ürünümüzde 2 yıl önce çıkarttık Impala Plus ürünümüzü. Onu da şimdi şu an burada tanıtıyoruz. Bu ikinci yılımız burada. Ürünümüzle ilgili gayet güzel feedbackler var. Düzgün ve doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz şu anki durumda ve inşallah devamı da gelecek diyorum. Şu anda bizim için geçen seneye göre daha iyi geçiyor bu sene. Yeni gelen müşterilerimiz var Avrupa ülkelerinde ve diğer Doğu bloku ülkelerinde. Gayet güzel. Amerika'da da gene aynı şekilde müşterilerimiz var. Buraya gelip bizi ziyaret edip ürünlerimizi alıp test edenler çok iyi netice aldıklarını söylüyorlar. Tabi bu da bizi sevindiriyor. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederim. İncelik gösterdiniz. Bizi de ziyarete geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Armsan Silah Sanayi, Şafak Atilla, yönetim kurulu başkanıyım. 2018 hareketli bir yıl geçiyor. Her şey çok güzel şu ana kadar. İlgi ve alakadan çok memnunuz. Dünyanın birçok yerinden distribütörlerimiz, bayilerimizle önemli toplantılar gerçekleştiriyoruz.
Zaten mevcut hattımızın üzerine yeni olan ürünlerimizi de başarıyla sergileme şansı bulduk burada. Her şey çok güzel gidiyor şu anlık. Köken olarak av sektöründe kurulmuş bir firmayız. Bizim ana konumuz buydu. Fakat son birkaç senedir savunma sanayi ağırlıklı ürünlerimizi de ortaya koymaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu bağlamda özellikle RSS1 adlı ürünümüzün tamamen yepyeni bir platform olan tüfeğimizin zaten son bir senede Türkiye'deki satışlarını gerçekleştirmekteydik. Artık bunu birazcık daha askeri plana alıp özellikle Türkiye'de gurur verecek bir projeye imza attık. Kara kuvvetlerimizin de artık envanterine RSS1 tüfeklerimizin girmiş olması bizi ayrıca gururlandırdı. Ayrıca bu konuda çok kıvanç duyduk. Bunun yanında yine bütün yarı otomatik ve pompalı hatlarımızı da yine burada sunmaktan gurur duyduk diyebilirim. Yine yivli kategorideki ürünlerimiz, değişik otomatik tüfeklerimiz, 36 kalibrede yapmış olduğumuz çok yenilikçi av tipindeki iyi bir çalışma. Burada artık 2018 ve 2019 sezonunda meyvelerini vereceğini düşünüyoruz. İlgi çok güzel. Zaten tabii ki ordumuza da böyle bir tüfeği üretmek bizimle kendimizi geliştirmemize gerçekten yardım etti. Komutanlarımızla, onların istekleri, beğenilerinle bu oradaki tecrübeyi, zaten sivildeki olan tecrübemizi, birikimimizi askeriye kanadına aktarmak, askeriyedeki öğrendiklerimizi sivil kanada aktarmak. Bunlar tabii ki firmanın kültürü ve bu konudaki uzun yürüyüşteki başarılı olmamız için önemli nitelikler. O yüzden artık herhalde bu konuda daha önemli bir oyuncu olarak önümüzdeki yıllarda devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi son iki senedir zaten artık İVA tamamen hani distribütör ve bayi düzeyinde artık içeri alımlar gerçekleşti. Son kullanıcıya pek hitap eden bir fuar değil. Zaten bu konuda da aslında bizim için de iyi oldu. Çünkü nihayette burada ticaret yapmak için herkes geliyor ve bu konuda da yetkin insanlarla görüşmek istiyor. Zaten dünya çapında 50'ye yakın ülkeye olan ihracatımızda zaten tüm ülkelerdeki distribütörlerimiz, bayi ağlarımız var. Onlar geliyor, onlarla burada görüşüyoruz. Bence bu sene olumlu bir seneydi. Global olarak da hani Armsan olarak gerekli zaten kalitemizle, ürünlerimizle, çeşitliliğimizle insanlar beğenisini kazanmıştık ama tabii ki yeni ürünlerimiz, yeni anlaşmalarımız, dediğim gibi hem savunma sanayi ürünlerimiz hem sivil kanattaki ağırlığımızla ben bu seneki İVA'yı çok önemli buluyorum. Ve bizim hem satışlarımız açısından hem de bir Türk markasının başarısı adına önemli bir sene olacağını düşünüyorum kendi adımıza. Söylemek istediğim bir şey, ayaklarınıza sağlık. Her zamanki gibi yanımızda oldunuz. Artık bundan sonraki seferde artık herhalde İstanbul'daki fuarda görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hello, I'm Alex from France. We are Airsoft team from with a partner of SRVV, Survival Corps. We are to the IWA 2018 and we see all stand of all gun of ammunition of the world. It's a very cool, very cool. That's it. Yeah, very cool day. So beautiful, beautiful gun. A lot of news in the world. Very interesting. Very good. Thanks.